Evet arkadaşlar, bu akşam Panda sahnede Doğaçlama Bayini izlemeye geldik. Birazdan oyunla ilgili değişik kareler alacağım, oyuncularla sohbet edeceğim, seyircilerin düşüncelerini alacağım. Bunu da YouTube kanalımda yayınlayacağım. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda çok farklı bir konsepte karşınıza çıktım. Burada 5 tane harika genç var. Videoyu hazırlarken özel bir metin hazırlamadım. Böyle yazılı bir metnimiz yok. Onlar doğaçlama bayi, ben de doğaçlama bir röportaj Harika. yapacağım. Derviş bize, sanırım ekibin liderisin. Aslında 5 kişiyiz ve 5'imiz birden yönetmeye çalışıyoruz. Tamam. Aramızda bir kişinin önderliği değil de bir takım arkadaşlığı var. O yüzden de her şey gayet güzel gidiyor, verimli gidiyor. Bugün için de çok teşekkür ediyoruz size. Ya ne demek? Ben keyif aldım. Aslında önceki oyunumuzu izledim. O oyunda müthiş keyiflendim. Bazen gözlerimden yaş geldi Çok gülerken. güzel, harika. Çok güzeldi. Evet. Eğlenceli bir geceydi. Bu güzel oluşumu tanıtmak istedim. Çok Sen güzel. de buna Teşekkür ediyoruz. müsaade ettin. Ben de Aynen. sana teşekkür ediyorum Aynen. Teşekkür aslında. ederim. Ne zaman çıktı ortaya? Şöyle, biz Doğaçlama Bayi kurucuları, benden önce iki arkadaşımız da vardı, ben sonra dahil oldum. Hepimiz aslında drama kökenliyiz. İşte Çağdaş Drama Derneği'nin verdiği eğitimlere katılıp, orada drama eğitmenliğini alıp, okullarda öğretmenlik yapmaya başladık. Ondan sonra hala dramaya devam ediyoruz. Çocuklarla, yetişkinlerle çalışmaya devam ediyoruz. Ve hepimiz öğretmeniz, Evet. öğretmen kökenliyiz. Farklı meslekler yapanlar da var Evet. aramızda. Ben mesela aynı Sen. zamanda işte gayrimenkul danışmanı Evet. olarak Aynı ofiste çalışıyorum. beraber çalışıyoruz. Evet, çok keyifle. Ondan sonra bu tiyatroda benim için 2000 yılında başlayan ta bu zamana kadar gelen bir serüvendi. Çok güzel, incelikli, benim insan oluşuma dair çok bana veri veren bir şeydi. Doğaçlama da 2011 yılında yaptığım Antalya'nın ilk doğaçlama tiyatro ekibinin arasındaydım o zaman. Çok keyif aldığım bir şeydi. Sonra ekibe dahil oldum. O da 2 sene oldu galiba. 2 senedir de yükselen bir ivmemiz var. Birlikte çok mutlu, güzel işlere ortaya koyuyoruz. Güzel gidiyor her şey Çok şimdilik. iyi. Evet. Her ay mutlaka oyununuz var, değil mi? Evet, her ay mutlaka oynuyoruz bir ya da iki sahnede. Şu an mesela Panda Burası sahnedeyiz. Lara'da. Burası Lara'da, Laura Bilmeyenler için AVM söyleyelim. eksi birinci katta. Hani özel tiyatrolara destek verelim, olalım. Çünkü onlar da bize özel iştirak, böyle tiyatro ekiplerine destek oluyorlar. Bu sahneler Antalya için çok verimli, güzel işler yapıyorlar. Biz de ayda bir kere Panda sahnede, ayda bir kere de Konyaaltı'nda İpek'ten sahnede oyunlarımızı oynuyoruz. Gayet iyi gidiyor. Harika. İnanılmaz. Yorgun. Heyecanlı. Süper. Havalı. Bomba. Aşık. Kötü. Neşeli. Süper. Çok Evet. iyi. Peki söylemek istediğin özel bir mesajın var mı bizi izleyenlere? Evet. Şöyle, özel tiyatrolara dediğim gibi hani oyunlarını izleyerek, bilet alarak, çocuklarınızı çocuk oyunlarına ya da yetişkinseniz yetişkin oyunlarına giderek destekte bulunabilirsiniz. Ya da böyle mekanlarda çay kahve içmek bile belki biraz hasmihal etmek, sohbet etmek bile birçok şeyin açarını veriyor. O yüzden Antalya'da güzel şeyler oluyor, olmaya devam edecek.
Sağ olun, siz de tekrar kanala davet ettiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Bir de salardı ya. Ya ama öyle böyle salmış değil yani. Yani sanki sabah sabah kazan kurumuş ve yemiş kesine be ama. Yapmazsın be. Yapmazsın ya. Artık nefes alamaz oldum ya. Artık ne yapıyordum biliyor musun? Oksijen alabilmek için camı açıp pipetle oksijen çekiyordum ben de. Orada hava alabilmek için böyle bir durumun içindeydim. Secret Küpe, Doğaçlama Bayi'nin bir üyesiyim. Aslen sosyal bilgiler öğretmeniyim. Hı hı. Hobi olarak, sanat olarak tiyatro yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ben geçen seferki oyununuzu izlemiştim. İpek'ten sahnede evet. olan son oyununuzu. Bazı sahnelerde böyle gözlerimden yaş geldi yani. Yerimde duramadım. Yani çok keyifli. Çok mutlu olduk. Biz bunları duyunca daha bir şevkle çalışıyoruz. Daha bir kendimizi vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda öğretmensiniz. Evet, aynı zamanda öğretmenim. Antalya'da 657'ye tarihim. Ve bir devlet okulunda sosyal bilgiler öğretmeniyim ben. Ve az önce Derviş Bey'den aldığım bilgiye göre de ayda iki defa böyle bir sahne yapıyorsunuz. Evet. Bunun bir de hazırlık dönemi oluyor. Evet, mutlaka. Hazırlık çalışmaları, provalar alıyoruz kendi aramızda. Yeni oyunlar çalışıyoruz. Mümkün olduğunca seyirciye yeni oyunlarla gelmeye çalışıyoruz ki sıkılmasınlar. Ha, doğaçlamada her zaman farklılıklar vardır ama yeni oyunlar yeni enerjiler katıyor. Artık o gün bu işe dur dedi. Çünkü durmaksızın osuruyordu ya. Bak bir de sanki inatmış gibi beni gördüğü an başlıyordu. Beni görmediği zaman duruyordu. Beni gördüğü an sürekli sanıyordu ya. Ama artık ben bu işe dur dedim. Dedi dur. Artık dedim ki onu çağır. Gaz kesici. Buraya gel dedim. Hem seyirciye hem bize. Siz bununla ilgili bir eğitim aldınız mı? Ben daha önceki yıllarda amatör olarak tiyatro gruplarında yer aldım. Hı-hı. İşte Mardin'de bulunduğum dönemde kısmi bir eğitim aldım. Antalya'da Antalya Sanat Tiyatrosu diye bir grubumuz vardı. Orada bir süre klasik tiyatro çalışmıştık. Ama 2 yıldır, 3 yıldır Doğaçlama Bayi hayatımıza girince tiyatronun diğer alanlarına pek fazla zaman ayıramamaya başladık. Bunun tadı ayrı bir güzel oluyor bizim aynı için. Ayrı bir güzel, evet. İnsanı sürekli dinç tutan bir şey. Ve gelişimini bence çok olumlu yönde etkiliyor. Yaşamına da olumlu yönde etkiliyor. İnsan ilişkileri olsun, davranışlar olsun. Hem onları sezimlemek daha kolay oluyor. Hem de iletişim konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz insanlarla. Direkt bir de doğaçlama tiyatro pratik zeka gerektirdiği için her zaman o pratik zekayı kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz. Sosyal hayatta da o öyle. Çok. Öpücüğüyle gaz kesici. Aynen. ve en sonunda kocamın ensesine doğru tatlı bir öpücük yolladı ve işte ondan sonra dumansız hava sağsın. Besliyor insanı yani. Bizi izleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şunu söyleyebilirim. Doğaçlama Bayi'ye gelin, bizi izleyin, pişman olmayacaksınız. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi isim olarak tanıyalım. Ben Şeyda Aydın. Drama öğretmeniyim. Hı hı. Aynı zamanda Doğaçlama Bayi'nin de bir elemanıyım. Antalya'da mı ikamet ediyorsunuz? Evet, 4 yıldır Antalya'dayım. Siz bu ekibe ne zaman katıldınız? Kurulduğu zamandan beri buradayım. 2021'den beri buradayız. 2 yılımızı bitiriyoruz, evet. Evet, 2021 ise 3 yıl olmuş yani aşağı yukarı. Evet, aynen. Tanrım bulut aylılardan beni koru. Ne oldu? Bütün kurşunlar bitti lan. Seni vahşice yiyeceğiz. Göçeceğim. Önce neresinden başlayalım? Önce saçından başlamıyorum, çok var. Yapmayın abiler. Kıymayın abiler. İpek'ten sahnedeki oyunuzu izledim ve sonrasında Instagram
sayfanıza girdim ve sayfadaki yorumlara baktım. Herkes bir şekilde yorumlar yapıyor. Biliyorsunuz sosyal medyaya konu olduğunuz zaman da her türlü lince de hazır olmanız gerekiyor. Kesinlikle değil mi? Katılıyorum. Yani, reklamın iyisi kötüsü yaptı. Yani bu iş aslında hani nasıl söyleyeyim, özgürce yapılması gereken bir şey. Sanat çünkü özgürce yapılırsa daha kıymetli oluyor. Fakat orada bakıyorum hani yorumlarda böyle bir şimdi belki ben de bundan dolayı bir linç yiyeceğim ama çok fazla bir eleştiri olduğunu fark ettim. Olduğunu gördüm. Ama sizlerin de açıklaması gayet hani düzeyli bir şekildeydi ve bu eleştirileri normal karşıladınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani bu linçlerle ilgili aşırı ya kaçan şeyler oluyor bazen. Ya şimdi Türkiye'de herkes bir konuda çok hassas ve herkesi mutlu etmemiz tabii ki mümkün değil. O yüzden bir yerlere dokunabiliriz. Bu elimizde olmayan bir şey çünkü doğaçlama yapıyoruz. Ama kara komik hikayeler bizdekiler. O yüzden evet herkesin gönlünü yapmaya çalışıyoruz ama olmayabiliyor. Ama bu normal bir şey yani. Kesinlikle çok normal çünkü hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Aynen. Bir de adı üzerinde siz doğaçlama yapıyorsunuz. Evet. Hani eskiden hani tuluat deniyor değil mi buna? Tuluatta da şey var diye sahnenin sonunda işte bir kusurumuz olduysa affola. Affola kesinlikle öyle. Sürçülisan ettiysek affola derler. Evet. O bakımdan gayet normal bence. Hiç böyle moral bozmadan olduğu gibi devam etmek lazım. Yani şimdi biz zaten hayatın içinden olan şeyleri canlandırıyoruz. Ya yani bunların hepsi var hayatımızda. O yüzden sahnede de oluyor. Çok iyi. Şura bak bu gıdım oluyor. Bu çok güzel. Allah belanı versin. Hayır. Var işte o. Sen de var. Çok lezzetli gözüküyor. Dur dur. Yeni bir şey geldi. Yeni bir bilgi... Tamam o zaman öyle yapalım. Yapmayın. Sen yap. Kıymayın abiler. Kıymayın Hüseyin abiler. Ben yapabilirim. Dünyanın neresindensin sen? Sen yap. Ben... Tiyatro tezi değişecek mi? Karadenizliyim. Yaparım. Ben yapıyorum. Yaparım. Yaparım. Susacak mısınız? Sloganı söyleyeceğim artık. Atife Sıvıları. Mesajınız var mı? Bizi takip etmeyi unutmayın. Ben de başarılarınızın devamını çok diliyorum. Teşekkür İnşallah ederim. Nice nice oyunlara gelişerek devam etsin. Ekibiniz İnşallah. Büyüsün. Daha fazla, daha büyük salonlarda daha fazla seyirciye hitap edin. Biz aslında büyük salonda da oynadık ama interaktif bir oyun oynadığımız için seyirci ne kadar birbiriyle yakın olursa o kadar etkileşimde artıyor. Evet. Biz bunu denedik ve gördük. O yüzden küçük salonlar her zaman daha samimi ve daha mutlu katılımlı ediyor bizi. Oluyor. Evet, katılımlı evet. Oluyor. Çok iyi. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aral Kırlı ben.
93 yılında doğdum İstanbul'da. Daha sonra da Antalya'ya geldik ve artık burada yaşıyorum. Peki ne yapıyorsunuz Antalya'da, tiyatronun dışında ne yapıyorsunuz? Normalde öğretmenim ben, drama öğretmeniyim. Aslında biz hepimiz Çağdaş Drama Derneği'nden doğmuş insanlarız. Öyle söyleyeyim. Doğaçlama Bayi orada doğmuş bir grup. Biz normalde Çağdaş Drama Derneği Antalya temsilciliğinde tiyatro birimiydik. Ama daha sonrasında işte doğaçlama ekibi kurmak istedik. Sonra da işte bunu biraz daha büyütüp şu an olduğumuz yerdeyiz. Antalya'da bu şekilde hani bu konseptte tiyatroyu sergileyen başka ekipler var mı? Tabii. Çok ekip var. Onlarla da görüşüyorsunuz herhalde. Tabii tabii. Değil mi? Hatta biz daha çok böyle onlarla da iletişim kuralım, beraber işler yapalım, Antalya'da daha çok doğaçlamayı büyütelim de istiyoruz aslında. Rekabet oluyor mu aranızda? Yani rekabet şöyle, bence tatlı rekabetler her zaman vardır. Bizim hatta şarkımızda bile, giriş şarkımızda bile hani işte çatlasın düşmanlar falan diye bir bölümümüz de var mesela. Ama işte bunlar tatlı tabii ki rekabetler tabii, tabii. Yani. Doğaçlama Bayi ismi kimden çıktı? Ya açıkçası onu hiç hatırlamıyorum. Tamamen böyle bir anda doğmuş gibi olabilir. Size Lara Şubesi dediler evet, değil mi? Evet. Öyle bir şey diyorlar. Ya şöyle oldu aslında. Biz hani işte ne isim olsun. Hani bir sürü çünkü doğaçlama ekibi var. Ve çok işte bilmem ne doğaçlama, işte şu doğaçlama, bu doğaçlama falan. Biz de hani onu bir bayiliyiz gibi düşünüp hani oradan doğaçlama bayi ortaya çıktı aslında. Hatta siz Lara'da bile oturmuyormuşsunuz galiba. Şimdi artık oturmuyorum. Öyle mi? İlk ortaya çıktığımda Lara'da oturuyordum. Şimdi artık başka bir yerde oturuyorum. Hepimiz hani oturduğumuz yerlere göre aslında bayilik almıştık. Sonra işte derviş gelip... İşte evet. Emlak bayi yaptı kendini. Öyle evet, işte evet. Reklam yaptı kendisi. Biz dervişle aynı ofisteyiz. Aa arada. Öyle mi? Ben de emlakçıyım. O zaman siz de bizim de emlak bayi iki şubemizsiniz o zaman. Sen bu ya? İlave etmek istediğiniz, sizin için önemli olan, ya ben bu videoda şu mesajı verseydim diyeceğiniz bir konu var mı? Şunu söyleyebilirim. Doğaçlama Bayi'yi takip etmeyi unutmayın ve bizi hep izleyin. Teşekkürler. Tabii. Tabii. Sorabilirsin. Sahnede kim oynuyorsunuz? Sahnede hangi karakteri oynamak isterdim? Aslında şöyle... Ben tiyatroyu şu yüzden seviyorum. Hani küçükken soruyorlar ya ne meslek yapmak istersiniz. Sahnede her mesleği olabiliyorsunuz. Her kişiyi olabiliyorsunuz. O yüzden aslında çok seviyorum. O yüzden buna bir cevabım yok. Hani bir kişi ya da bir karakter gibi bir cevabım yok açıkçası. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çocuk o şey olabilecek bir adam. Bence değil ya. Hiç değil. Değil mi? Tamam şimdi ben yolda geliyorum. Gördüm onu! Bir anda onu gördüm. Kalbim küt 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 küt. Anlat anlat sen seversin. Aldı. O bana yüz verdi mi? Ya biz şey arabanın altına yattık usta. Ya siz şu gazeteyi daha geçiremediniz. Konuşamıyorum. Araba havada asılı kaldı arkadaşlar. Hallettiler. İsmim Samet. İki ismim var aslında ama ben Samet'i tercih ediyorum. Şevket, Samet, Kara diye çok uzun gidiyor. 36 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Özel sektörde çalışıyorum aynı zamanda. Satın alma görevlisiyim. Onun haricinde boşta kaldığım zamanlarda lise öğrencilerine oyunculuk dersi veriyorum. Drama atölyeleri hazırlıyorum. Senaryo yazıyorum. Küçük çocuklar için oyunlar hazırlıyorum. Böyle bir yaşantım var. O zaman gelin sizi evlendireyim. Hayatınız boyunca mutlu olun. Kalbin anahtarı sizi evlendirir. ...2021'de geldi. Şöyle, biz Çağdaş Drama Derneği'nin... eğitmenleri, üyeleri, artık hangi tabir daha doğru olursa, bizi birleştiren Çağdaş Drama Derneği oldu. Dolayısıyla biz oradan Doğaçlama Bayi'yi çıkardık. Doğaçlama Bayi 2021 yılında dünyaya geldi ve bir fiil hiç ayrılmadan bugünlere kadar geldik. Çok güzel. Merak ettiğim bir şey var. Sizin bir
İşte bu sakal bıyık durum var. Bu sahne için yaptığınız bir şey mi yoksa normalde de siz böyle misiniz? Yani onu merak ettim. Şöyle ben yaklaşık 11-12 senedir bu şekildeyim. Birine özentilik ya da şey değil benimki. Tamamen kendime yakıştığını düşündüğüm için böyle. Yakışıyor bu arada. Evet. Teşekkür ederim. Ya şöyle bıyıkla alakalı envai çeşit hikayelerim ve anılarım var yani. yolda durdur fotoğraf çektirmek isteyenler, tezgahtan atlayıp bedava elma vermek isteyenlere kadar. yani çok karşılaştım. Alıştım artık. Ben de bir yandan da eşime diyorum ki ya bak doğal sadece erkekler bize iltifat ediyor. ya hatta bir tane bir arkadaş geldi. Abi dedi bıyıkların çok güzel. Ben de bunu bırakmak istiyorum ama nasıl yapalım? Dedim ki yalnız dikkat et sadece erkekler iltifat ediyor. Hani kızlar yapmıyor. İnanmıyorum. Büyü yapmışlar. Patronum büyü yapmışlar. Şu Bunları öğlen veriyorsunuz. Kapkekler hazırladın. Her şey hazır. Tamam. Evet. Ne? Bak. Bak mı? Pardon çok üzgünüm. Helal olsun. Evet. Ben tam gelinliğimi ütülüyorum. Ne? Ne oldu? Tam evleneceğim. Bir baktım tişörtüm buruş buruş. Buruş buruş mu? Evet. Dedim ki onu ütüleyeyim. Ütülesin tabii. Ütülesin arkadaşlar. O çok İşin esprisi bir yana ben görünüşü seviyorum hani bu şekilde. Yakıştığını düşünüyorum kendim. Yok. Ben nasıl hani kendime yakışıyorsa o şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yakışıyor yani olur ya böyle bir sahne kıyafeti, sahne makyajı. Hı-hı. Hani sizi de böyle gördüğüm için ilk hani onu merak ettim. Onu ondan sordum. Ya hatta bir gün belki denk gelir doğaçlamada da falan. Bıyıkla alakalı bir hikaye olursa çok bomba hani bununla alakalı hikayeler var. İnsanların böyle şoku uğrayacağı. İnşallah bir gün denk gelir. İnşallah. Ben ilk oyunuzda hakikaten çok eğlenmiştim. Bunun giderek de daha da gelişeceğine ve çok daha güzel oyunlar olacağına inanıyorum. Yani teşekkür ederim. Yani ekibinizde o enerjiyi görüyorum. Ya bizim ekibin zaten bugüne kadar bir arada olmasının sebebi enerjimizin birbirine olan uyumu. Hı-hı. Çünkü birçok ekip var. Doğaçlamayla uğraşan ya da özel tiyatroda uğraşan. Çok personel diyeyim, oyuncu değişikliği oluyor. Ya sebebi enerji uyuşmuyor ya da bir egosal sorunlar olmuş olabiliyor. Yani bizim aramızda hiçbirimizin böyle bir şeyi yok. Evet. Derdi yok. Tamamen hani kendimizi biliyoruz. Nerede nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Aslında hiç dağılmadan 2-3 sene boyunca bugünlere gelmemizin sebebi de bu. Peki bir şey soracağım. Her oyundan aynı keyif alıyor musunuz? Tabii ki. Çünkü her oyun aynı değil. Yani doğaçlama zaten yazan olmaz, çizeni olmaz, belli bir karakteri yoktur. Tamamen interaktif, seyirci bize yönelim verir, biz o yönelime göre hareket ederiz. Yani değişken bir seyirci olduğu için bunu sormak istedim. Aynen. Çünkü her gelen seyirci farklı ama her durumda da bundan istifade ediyoruz. Tabii ki. Yani her seyircinin hikayesi farklı oluyor. Biz bu hikayeyle aslında besleniyoruz. Dolayısıyla bizim her sahnemiz farklı bir tatlı oluyor. Bıkmak imkansız oluyor yani. Evet. Ben bunu şeyde Brezilya da görmüşüm Rio'da. Evet, güzel. O zaman buna şey ekleyin. Kırmızı O İspanya'dan. Evet, İspanya'dan tamam. Da bir karşı istiyorum. Tamam. Okey, tamam. Onlar okeydi. Bir daha mı fazla alırım şu hareketlerden? Şeydacığım, bu geç kaldın 5. gün. Senin yüzünden dansımız aksıyor ya. Yani şimdi Fiko'yla Samet evleniyordu. Çok iyi. Bizi izleyenlere mesajınız var mı? Doğaçlama Bayi'yi takip etmeyi unutmasınlar. Keyifli seyirler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tabii ki. Bu arada eşim benim, kameramanım aynı zamanda. Kolaylıklar diliyorum. Sahnede kimi oynamak isterdiniz? Hangi eser? Ya da esinlendiğiniz, örnek aldığınız biri var mı? Şöyle, örnek aldığım biri var diyemem. Çünkü bu sefer sınırlandırmış oluyorum. Ben genel olarak herkesten birer parça almayı yeğliyorum. Bu beni daha çok geliştirecektir. Çünkü bir kişiye örnek almam demek sadece onun üzerinden gitmem demektir.
Onun haricinde bir eserde hani ayırt etmiyorum. Şunu oynayayım, ben burada daha mutlu olurum demiyorum, ne gelirse. Muhteşem bir oyun bizi bekliyor. Biz kesinlikle. De keyifle bekliyoruz yani. Size şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Evet. Kırmızılar giymişsiniz, gelmişsiniz. Evet, çok mutluyum çünkü. kaç senedir zaten tiyatro görmedim çok fazla. Evet. Tiyatro görmeye geldim, onun dolayı böyle bir mutlu olmam lazım. Çok güzel. Şimdi Derviş biliyorsunuz bizim ofiste arkadaşımız. Evet. Şimdi onun oyununa geldik evet. hep beraber. Evet. Siz daha önce hiç gelmediniz. Yok, gelmedim. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Aklınızda, hayalinizde bir şey canlandırdınız mı? Yani bugün acaba ne görürüm, ne umarım, ne bulurum, böyle bir şey yaptınız mı, düşündünüz mü? Aslında ben çünkü İran'da zaten sahne tasarımı yapıyorum, makyaj yapıyordum. Hmm. Yani yapıyorum doğru değil çünkü yapıyordum ben bunları. Ondan dolayı çok güzel bir sahne kafamda var. Hmm. Yani o tasarımı düşünüyorum. Nasıl olacak? Zaten Derviş Bey'i biz tanıyoruz, biliyoruz. Hmm. Ne kadar aktif, ne kadar böyle sanatsal. Zaten onun giyimselerini çok ben bayılırım. Yeleği var, hatta balığı var üstünde. Onu çok severim. Ama ne düşünüyorum? Yani biraz profesyonel düşünüyorum. Böyle bir şey isterim ben. Yani çünkü şu anda su gibi böyle evet. Su istiyorum yani şimdi içmek için. O demeye çalışıyorum. O zaman şeyden sonra, oyundan sonra da yine bir eğer müsait olursanız tabii. Bir araya geliriz. Hani umduğunuzu buldunuz mu? Şöyle, bu kadar komik bir insan yani, karakteri çok güzel, çok güzel gülüyor Derviş Bey'e. Orada çok güleceğimi düşünüyorum. Evet. Çok komik bir tiyatro geldiğim için o şekilde düşünüyorum. Evet, bizi ofiste çok evet. Güldürüyor değil mi? Evet, evet, evet. O yüzden tamam. Komik olduğu için. Oyundan çıktıktan sonra da yine Atıf Hanım'a dediğim gibi size yine burada olursanız, tabii ki, tabii bir yere gitmezseniz sorarım. Yok, yok. Düşüncelerinizi onu da aktarırız. Ha, tabii ki. Tamam, tabii ki. Keyifli seyirler şimdiden. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Şimdi oyuna gelenlerin oyun hakkındaki düşüncelerini alıyorum. Yani ne bekliyorlar? Daha önce siz izlediniz mi Derviş'i? İzlemedim ama çok komik bir şey arkadaş. Duydum. Evet, herkesten duydum. Çok komik ve çok eğlenceli olacak. Zaten Derviş'i çok seviyorum. Derviş'i kuzdanıyorum. Umarım çok eğlenceli bir gece olacak. İnşallah. Evet. Sana iyi eğlenceler. Oyundan sonra da düşüncelerini alabilirim. Tabii yer arzu edersen. Tamam. Görüşürüz. Gözde Hanım merhaba. Merhaba. Eşinizi izlemeye geldiniz. Evet. Daha evet. Önce birkaç defa, hatta birçok defa izlediniz. Aynen evet. Tamam. Biz de onu desteklemeye geldik ofis arkadaşları olarak. Çok teşekkür ederim. Ben daha önce seyretmiştim. Siz de seyrettiğiniz için biliyorsunuz içeride evet. Neler olacağını. Evet. Hepimize keyifli seyirler o zaman. Evet, inşallah. Söylemek istediğiniz bir şey var mı öz olarak? Güzel bir gece olacak. Hep beraber eğleneceğiz inşallah. Peki. Görüşmek üzere. Nereye gidiyoruz? Tiyatro izlemeye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ercan Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Burada Derviş'i desteklemeye geldik. Aynen. Oyunu izlemeye geldik. Daha önce izlemiş miydiniz? Yok, hayır, izlemedim. İlk defa izliyorum. Çok merak ediyorum. Tamam. Tam destek için arkadaşımızla buraya geldik. Umarım güzel zaman... bir seyir olur bizim için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derviş'i desteklemeye geldik. Ben ikinci kere geliyorum. Ben de bir daha üçte seyrettim. Üçte olur, beşte olur. O zaman siz oyunu biliyorsunuz. Keyiflesi izleyeceğinizi yani biliyorsunuz. Yani aslında şöyle, her seferde farklı bir oyun sergileniyor. Çünkü doğaçlama tiyatro. Yani içlerinden geldiği gibi oynuyorlar ve harika. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşımızı ziyarete geldik. İzlemek istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Onu burada göreceğimiz için çok da mutluyuz. Dermişe başarılar diliyoruz. Eğer oyundan sonra da fikirlerinizi beyan etmek isterseniz beni bulunuz. Tabii ki, her zaman için. Teşekkürler, iyi keyifli seyirler. Oyunu gerçekten merak ediyorum çünkü Derviş Bey anlattı birazcık. Hani oyunumuz var, bir gün davet ediyorum sizi, gelin dedi. O yüzden ben merakla bekliyorum. Tamam. Ne çıkacak? İnşallah keyif alırsınız, beğenirsiniz. İnşallah. Ne bekleyeceğimi bilemiyorum. Evet. Sürpriz olabilir evet. Veya hiç olmayabilir. Evet. Her şey mümkün. Beğendiniz mi? Harikaydı. Memnun kaldınız çok, mı? Çok güzeldi. Siz beğendiniz mi? Evet, çok güldük. Çok güzel. Dediğin gibi oldu. Beğendin evet, mi? Çok eğlenceli, harika. Yine harika. Gelir misin? Tabii ki, tabii tamam. ki. Sigal Hanım, nasıl muhteşemdi. Beğendiniz mi? Harika ötesiydi, herkes gelsin izlesin. Tamam.
Çok geldim. Eğlenceliydi. Herkes mutlaka gelsin. Sağ ol. Çok beğendim. Harikaydı. Çok iyi. Harikaydı. Herkes bekleriz. Tamam. Beğendiniz mi? Çok iyi verici bir oyundu. Teşekkür ederiz. Süperdi. Beğendiniz. Evet, ekip arkadaşları bir selfie çektik. Hı hı. 10 numara. Süper. Güzel. İyi akşamlar. Beğendiniz mi Nilüfer Hanım? Beğendim.